merhabalar, hoş geldin. Dizi acemi bir testiyle birlikteyiz. İlk sorumuza bir bakalım. Genel terimi verilen dizinin ilk 3 teriminin toplamı kaçtır? Öncelikle A1'i bulalım. Yani N gördüğümüz yere 1 yazdığımızda 5-1'den 4 gelir. A2 için 5-N gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 3 geldi. Bir de A3'e bakalım. 5-3'ten o da eşittir 2 geldi. Ve bunların toplamını istiyor soru benden. Topladığımızda 7, 2 ekledim 9. Yani E seçeneği bizim doğru cevap, D seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Geldik soru 2'ye. AN aritmetik bir dizi. S1 ve S2 vermiş bize, A3'ü istiyor. Şimdi ben şunu biliyorum. S1 neye eşittir? A1'e eşittir. Bu da 5'tir. S2 neye eşittir? A1 artı A2'ye eşittir. O da eşittir 18'dir. Bu durumda A1'i getirip yerine yazarsam 5 artı A2 eşittir 18 ise A2 eşittir. Buradan ne geldi? 13 geldi. Bak buraya dikkat et. A1 5. A2 13. A3 nedir? Aritmetik bir dizi olduğuna göre artış miktarı aynı olacak. Ne kadar artmış? 8 artmış. O zaman 13'e de 8 eklediğimizde 21 sonucunu buluruz. Yani E seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 3'e. Yukarıda verilen dizilerden hangileri geometrik dizidir? Geometrik dizi demek, örneğin şöyle düşün. 2, 4, 8, 16. Bak 4'ü 2'ye böldüm 2. 8'i 4'e böldüm 2. 16'yı 8'e böldüm 2. Dikkat ettin mi? Birbirlerine bölümü aynı oranda artmaktadır. O zaman gelelim buraya. 22 2'ye bölsem 22 bölü 2 eşit midir? Eşit midir? 222 bölü 22. Şimdi bakıyorum buradan. 2'ye böldüm 11. 11. 2'ye böldüm 222. Bak buraya dikkat et. Ne yapalım? 2'ye bölelim 111. 111. 2'ye böl 11. Aynı oranda birbirlerine eşitler mi? Hayır. Bundan dolayı birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncüle baktığımızda hemen bunun buna oranı, yani 0.33 bölü 0,3 eşit midir? Eşit midir? Eşit midir? 0,333 bölü 0,33. Buradan hemen şöyle bir şey yapabiliriz. Bak buradan bir virgül kaydır. Buradan bir virgül kaydır. Ne oldu? 3,3. 3,3 bölü 3 eşit midir? Buradan 2 tane, buradan 2 tane kaydırdığında 33,3 bölü 33. Buraya baktığımda hemen şunları sadeleştirdiğimde ne olur? 11 olur. Bu tarafta 11 kalır. 3. Buradan da tabii virgül kaydır. 33. Buradan bir virgül kaydır. 333 bölü 11. Buradan 33 eşittir. Buradan 333'ü 11'e böldüğümüzde ya da 3'e bölelim. 3'e böldüm sol tarafı 11 geldi. Eşittir. 3'e böldüğümüzde 111 bölü 11. Bunlar birbirine eşit mi? Tabii ki hayır. O zaman ikinci öncülüm de yanlıştır. Geldik 3'e. Bunu buna bölelim. 1 bölü 2 bölü 1 eşit midir? Bunu buna bölüyorum. 1 bölü 4 bölü 1 bölü 2. Bakıyorum 1 bölü 2 eşittir. Ters çevirip çarptım. Buradaki ikileri sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. 1 bölü 2. Evet, eşittir. Üçüncü öncül doğru. Yalnız C seçeneği aradığımız cevap olacak. Geldik soru 4'e. Aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre x kaçtır? Aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimini vermişse aradaki farklar birbirine eşit olacak. Yani 1 diyelim, 2 diyelim ve 3. terim diyelim. İkinci terimden birinci terimi çıkardığımızda, ikinci terimden birinci terimi çıkardığımızda aynı zamanda üçüncü terimden de ikinci terimi çıkardığımızda bunlar birbirine eşit olmalı. Hemen çıkaralım. İkinci terimden birinci terimi çıkardığımda x'ten x çıkardım, x kaldı. 3'ten eksi 1'den 4 oldu. 4 eşittir. Üçüncü terimden ikinci terimi çıkar. Eksi 3x geldi. Bundan bunu çıkar. 4 gelir. X'leri bir tarafa topla. 4x eşittir 0. X eşittir 0 gelir. Zaten soruda bizden x'i istemiş. Geldik soru 5'e. Dizisinin 3. terimi kaçtır? X gördüğün yere, daha doğrusu n gördüğün yere 3a3'ü istiyor. 3. terimi. Eksi 1'in 3. kuvveti çarpı 1 bölü 3'ün küpü. Buradan ne geldi? Eksi 1 bölü 27. Yani E seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 3'e. 3. terimini istiyor. 3. terimini istiyor. A3'ü istiyor bu durumda. Hemen burada yerine yazıyorum. Yani buradaki 3. terimde n gördüğümüz yere 3 yazacaksak bu şu demektir. 1'den 3'e kadar tüm ifadeleri kullan. Hemen k gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 faktöriyel. 1 faktöriyel. Eksi 1 artı bu toplam sembolü demek. Bu toplam sembolü demek. Yani şu ifade. Bak buraya dikkat et. Toplam sembolü demek. Toplam sembolü demek. Sembolü demek. Diyor ki 1'den 3'e kadar tüm ifadeleri topla. Burada yerine yazıp topla. 1'i yazdım. 2 yazalım bu sefer. 2 faktöriyel eksi 1. 2 faktöriyel eksi 1. Artı son olarak 3'e kadar gittiğimiz zaten 3 faktöriyel eksi 1. Hemen buraya bakıyorum. 1 faktöriyel 1'dir. 1'den 1 çıkardım 0. Artı 2 faktöriyel 2. 1 çıkardım 1. 3 faktöriyel 6. 1 çıkardım 5. Ve toplamlarda 6 olur. Yani D seçeneği doğru cevabımız bulunur. Geldik soru 7'ye. Aşağıdakilerden hangisi bir gerçel sayı dizisinin genel terimi olamaz? Bu şu demek oluyor. Paydayı tanımsız yapan ifadeye bakıyorum. Bak dikkat edelim. Burası paydayı tanımsız yapan ifade tam sayı yazılabilir. N eşittir 4 için yazılabilir. Yani C seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 8'e. Terimleri bir geometrik dizinin ardışık 3 terimidir. Yani bu şu demek oluyor. Bak geometrik bir dizinin şu ikisinin çarpımı şunun karesine eşit. Yani şöyle düşün. Geometrik bir dizide 2, 4, 8 şeklinde yazdım ya. Bak dikkat et. Şunun karesi, 4'ün karesi şu ikisinin çarpımına eşittir. 8 çarpı 2. O zaman şu ikisinin çarpımı bunun karesine eşit. Yani 3'ün karesi eşittir 9 çarpı logaritma 3 tabanda a. Evet. Buradan sadeleştirmemi yaptım. Şurayı sadeleştirdim. 1 kaldı. 3'ü karşıya fırlattım. 3 eşittir a. A'yı istemiş benden. Bu da D seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 9'a. Olan bir dizinin kaçıncı terimi 35 bölü 12 eşittir. Genel terimini vermiş bize. 3n artı 2 bölü n artı 1 eşittir 35 bölü 12. Buradan içler dışlar çarpımı yapıyorum. 36n artı 24 eşittir 35n artı 35. N'leri bir tarafa topla. N. 24'ü karşıya at. 11. Neyi sormuş bana? 11. terimi bize bu sonucu verecektir. Geldik soru 10'a. Aritmetik bir dizi olmak üzere A10 artı A9'u istiyor. Bak buraya dikkat et. A12 artı A7. Neye eşittir? İkisinin toplamına yani A19'a. Aynı zamanda A10 artı A9. Bak dikkat et burası A19. Burası da A19. O zaman ikisi birbirine eşittir. Ben 12 biliyorum. 15. A7'yi biliyorum. 7 eşittir A10 artı A9'a. Bu ikisinin toplamı kaç etti? Buradan 22. Yani A seçeneği doğru cevabımız olur. Geldik soru 11'e. Bir geometrik dizide ilk 8 terimin çarpımı 3 üzeri 8. İlk 7 terimin çarpımı 3 üzeri 6 olduğuna göre bu dizinin 8. terimi. Şöyle düşünelim. İlk 8 terimi A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı nokta nokta A7 çarpı A8 eşittir 3 üzeri 8. Bölü 7 terimin çarpımı A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı nokta nokta A7. Kaça eşit? 3 üzeri 6. Şimdi buraya dikkatlice bak bakalım. A1'ler sadeleşir. A2'ler sadeleşir. A3'ler sadeleşir. A7'ye kadar bu şekilde hepsi birbirini götürür. A8 kalır. Tabanlar eşitse bölme işleminden payın üstünden paydanın üstünü çıkar. Yani 8'den 6 çıkar, 3 üzeri 2. Bu da A8'in 9 olduğunu gösterir. Yani C seçeneği doğru cevabımız bulunur. Geldik soru 12. Bir a'nın geometrik dizisinin ilk terimi 1 bölü 2 ve ortak çarpanı 5. dereceden kök 2 olduğuna göre A16. Bunu elde etmeye çalışalım. Yani şöyle diyelim. Bak A1'i ben biliyorum. A1 1 bölü 2 ve ortak çarpan yani R neye eşittir? 2 üzeri şöyle diyebilirim. Burası üstümüz 1. 1 bölü 5. 2 üzeri 1 bölü 5 şeklinde yazabilirim. Şimdi A16 istiyor. A16'yı da şöyle yazabilirim. A1 çarpı R üzeri ikisinin toplamı R'nin üssüyle A1. 1 R'nin üssüyle toplamı bize A16'yı verecek. 1, 15 daha 16. Bunu da şöyle yazabilirim. 1 bölü 2 çarpı A1 gördüğüm yere 1 bölü 2. R üzeri 15. R kaçtır? 2. 2 üzeri 1 bölü 5 üzeri 15. Buraya dikkatlice bak bakalım. Üstleri sadeleştirdim. 3 geldi. 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri 3. Payın üstünden paydanın üstünü çıkar. Yani burası 8. 8'i 2'ye böldüm. 4 gelir. 4 gelir. Bu da A seçeneği doğru cevabımız olur. Geldik soru 13'e. Yeni nesil bir soru. Mehmet bir kağıt üzerine çizilmiş sembolleri makas yardımıyla kesecek. Burada kesim yapıyor. 3 tanesini kesiyor. Buradan kesim yaptığında bak 4 tane, 5 tane, 6 tane, 6 tane kesiyor. Burada kesim yaptığında saydığımızda 9 tane kesiyor değil mi? Yani A1 için şunu söyleyebilirim, 3 tane kesti. Ve dikkat et, aradaki fark sürekli 3'tür. 3'tür. Ortak farkımız 3'tür. R'si 3'tür. Ne istiyor? 8 ve 9. adımda toplam kaç tane üçgen sembolü vardır? Peki o zaman şunu diyebilir miyim? A 8 için eşittir. A1 artı 7 R. İkisinin toplamı 7'yi veriyor. Ve bu aritmetik bir dizi. A9 için ise şunu diyebilirim. A1 artı 8R şeklinde yazabilirim. A1'i biliyorum 3'tür. A8 eşittir. 3 artı 7 çarpı 7 çarpı R'miz 3'tür. 21, 3 ekledim 24. A8 eşittir 24. Bu bir kalsın cepte. Geldim hemen A9 için. A9 eşittir. A1 3'tür. Artı 8 çarpı R'miz 3'tür. Buradan 24. 3 daha ekledim. 27 geldi. A9 eşittir. 27. Ve ikisinin toplamını istemiş. Yani A8 artı A9. İkisini topladığımızda da 51 sonucunu buluruz. Bu da D seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 14'e. İlk 3 terimi bize verilmiş geometrik bir dizinin 6. terimi kaçtır? Şuna A1 diyelim, şuna A2 diyelim, şuna A3 diyelim. Değil mi? Ve soru 6. terimini istiyor, A6. Şimdi bu geometrik bir dizi olduğuna göre 2. terimi 1. terime böldüğümüzde R'yi bulabiliriz. Yani 16 bölü 32'den R'nin 1 bölü 2 olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Peki. Şimdi ben A6'yı arıyorum. A6 eşittir A1 çarpı R üzeri 5 şeklinde yazabilirim. A1'i biliyorum. A1 32'dir. Çarpı 1 bölü 2'nin R'yi buldum az önce. 5. kuvveti. O da eşittir. 32 çarpı 1 bölü 32. 32'ler gider. A6 eşittir 1 gelir. Zaten soru benden A6'yı istemiş. Geldik 16. sorumuza ve testimizin son sorusuna. Bak buraya dikkat et. A18 ile A17 birbirine eşit. Bu bir sabit dizidir. Sabit dizi. Sabit dizide n'nin katsayıları oranı yani 2 bölü 3 eşittir. Sabitleri oranı eksi a bölü 5. İçler dışlar çarpımı yaptım. Eksi 10 etti. Hatta bu eksiyi de paydaya dahil edelim. Eksi 10 bölü 3 eşittir a. Zaten soru benden a'yı istemiş. Bu da c seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.